Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Evet, belediye binası 14 ana hesabımızdayız. Lig madalyalarımızı aldık, bonuslarımızı dağıttık ve ana hesabımızda şu anda toplamda 280 tane madalya var arkadaşlar. Bununla birer tane savaş, inşaat veya büyü çekici alabiliyorum. Kahramanlar çekici alabiliyorum. Bununla beraber büyülü öğelerimde de kitaplar, kahramanlar kitabı, savaş kitabı, büyü kitabı, inşaat kitabı var. Savaş çekici, büyü çekici var. Yani bayağı zengin bir haldeyiz arkadaşlar. Şükürler olsun. Madalyalarımız da akmasa da damlar kıvamında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi kraliyet şampiyonumuz 26. seviyeye yükseldi. Hatırlayacaksınız. Lig boyunca yükseltmedeydi. Hiç pişman değilim. Keşke elimde işçiler olsaydı. Depoları basmış olsaydım da kralı da yatırsaydım, koruyucuyu da yatırsaydım. Depolarda öncelik olduğu için depolardan yana ilerlemek istedim. Şampiyon da o arada kaynatabildiğimiz tek hero oldu arkadaşlar. Bununla beraber kara iksir depomuz tamam. İksir depolarımızdan 2 tanesinin yükseltmesi tamamlandı. 2 tanesinin yükseltmesi ise devam ediyor. Altın depolarından 2 tanesini bastım. Diğer 2 tanesi de duruyor arkadaşlar. Elimde de 2 tane işçi var. Basabiliyorsam depo basmaya çalışacağım. Şimdi klan kalemizde 900.000 altın iksir varmış. Şunları bir toplayalım. Sezon mücadelelerinde araştırma iksirimiz var, alamıyoruz. Şimdilik beklesin. 10.000 kara iksirim var, 1 milyon iksirim var. Şu iksiri bir almak istiyorum. Aslında kara iksirim veyahut da iksirim olsaydı elimdeki kahramanlar kitabıyla hero yükseltmesi yapacaktım arkadaşlar. Ama şu anda zor gözüküyor ya. Şampiyon 260.000 kara iksir istiyor. Kral ise, nerede benim kralım? Vicdansızın evladı 250.000 kara iksir istiyor. Yani videoda kasıp tamamlanacak miktarda değil arkadaşlar. Hayvan barınağımız boştaymış. Bak, bunu da fark etmemiştim. 136.000 kara iksire Lassie'yi basabiliyoruz. 140.000 kara iksire Baykuş'u basabiliyoruz. Muhtemelen bu videoda bir adet eğitim iksiri kullanıp ganimet kasacağız. 140.000'e ulaşınca da Elektro Baykuş'u yükseltmeye alacağız arkadaşlar. Altın depoları ne kadar istiyor? 5.1 milyon iksir. Buna da ulaşırız. Dolayısıyla bir tane depo yükseltmesi yaparız. Altınla duvar basar, tuzak yükseltmesi yaparız. Bir de hayvan barınağında baykuşu yükseltmeye alacağız. Evet, bugününki videonun yol haritası bu şekilde olsun. Elimde 2 tane hali hazırda, hatta bir taneymiş ama bu ordu kaymış. Bunu bir düzeltmem lazım. Ben bunu birazdan düzeltirim. Bir tane tazı balon saldırısı yapalım. Sonrasında da bakacağız artık. Elektro olur, ejder olur. Böyle kara iksir kasmaya yönelik bir ordu basacağım. Eğitim iksiriyle ganimet kasacağız arkadaşlar. Vaziyetler bu şekilde. Lafı daha fazla uzatmadan, dolandırmadan İşimize gücümüze başlamak istiyorum. Bununla beraber şu tarafın da tam anlamıyla max olduğunu göreceğim ya. Artık ölsem de gözüm arkada gitmez hemşerim. Yani şuraya bir bakar mısınız? Sadece ve sadece 5 tanecik duvarım kaldı. Yani 2 tane depo doldur boşalt, tamamdır yani. Burayı da maxladık gibi bir şey. Evet, geldim. Bir adet eğitim iksirimizi kullanalım ve savaşlara başlayalım. Sizlerden ricam, videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlemeye yeni başlayanlara ve bir süredir izleyip ısrarla kanala abone olmayanlara günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Ordu hazırlansın. Klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, oyunun cimriliği yine üzerinde maalesef. 4 gün ganimet çıkmıyor. Altın iksiri fena değil. Kara iksiri düşük ama en azından burayı bir üçleyelim. Belki oyun fabrika ayarlarına geri döner. Burada düzenin güzelliği, bir tane tazıyı zeplin için feda etmek zorunda kalmayacağım. Sadece 2-3 tane balonun tanklamasıyla Zeppelin'i istediğimiz yere ulaştırabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Hadi Zeppelin süpersin. Öfke, görünmezlik. Zeppelin'i manuel olarak patlattım. Gayet güzel. Binayı alırız herhalde. İkinci görünmezlik büyüsünü attım ama süper büyücüler muhtemelen dev bombaya patladılar. Kraliçeyi de alın, başka bir şey istemiyorum sizden, mükemmelsiniz ya. Hatta 4. görünmezlik büyüsünü kullanmayacağım arkadaşlar. Aşağı tarafta kaya saçarı indirmemiz gerekecek. Şimdi bakın. Burası Püripak oldu değil mi? Şu noktadan bir tane büyücü bırakacağım. Kışlayı kapatalım. Kralı ve kraliçeyi şuradan aşağıya doğru salacağım. Bakın güzelce gelecekler. Süper duvar kırıcıyı şu noktada kullanacağım. Kaya saçarı ulaşacağız. Biraz daha sabır ama acele etmeyeceğiz. Evet, kelle avcısını bırakıyorum. 14 level kraliyet şampiyonunu rahatlıkla indiriyoruz. Sonrasında şu noktadan bir tane mayın eşeği, bebek ejder, kaya saçar tanklandı mı? Tanklandı. Süper duvar kırıcıyı sallıyorum. Şimdi hero'lar buradan içeriye doğru girecekler. Taktik bu. Süper büyücülerin temizlik yaptığı noktaya yakın bir yerden hero'larınızı bırakırsanız muhteşem değerler elde edebiliyorsunuz. Bastım bu noktada kralın özelliğine. Kraliçe kaya saçarı alacak. Gayet güzel. Tekli de krala kitlenmeden basmış olduk. Mükemmel ilerliyoruz. Şimdi şuradan hava savunmasına doğru şampiyonu bırakıyorum. Dondurma büyüsüyle kartal topunu ve tekliye almaya çalışacağız arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi şu noktada bir dondurma büyüsü kullanalım. Şampiyonu yiyip bitirmesinler. Kötü kullandım. Gizli testayı da dondurabilirdim. Sağlık olsun. Bir tane daha dondurma büyüsü kullanacağım. Çünkü çok güzel değer alacak arkadaşlar. Şampiyon o noktada. Kraliçe özelliğiyle beraber duruyor. Bir tane daha dondurma kullanacağım ya. Son dondurmayı da tazı balon için saklarız. Zaten köyde bir şey kalmadı. Yalnız var ya bir saniye. Cidden köyde hiçbir şey kalmadı hemşerim. Hatta bir çılgınlık yapıp şurayı yine donduracağım. Yok artık. Yok artık daha neler. Ciddi ol ama bak bir tane de görünmezlik vardı, onu unuttum, unutmasaydım. Şuraya bak, köyde hiçbir şey kalmadı. 50 saniye süremiz var, tazı balonları sağla hemşerim. Arkadaş bu nedir ya? Yok artık daha neler. Yani gerçekten enteresan. %70 aldık hero'larla ya, var mı böyle bir şey? Şu noktada bir hız büyüsü atacağım. Bir hız büyüsü de şu noktada kullanacağım. Koruyucunun özelliği için hazırlanıyorum. Kelle avcılarını da gönderip koruyucunun özelliğine bastım. Evet, hero kalmadı farkındayım ama elimiz alışsın diye arkadaşlar kelle avcılarını mümkün olduğunca koruyucunun özelliğine denk getirmeye çalışıyorum. Evet, şurada depo var, dal kavukları bu bölgeden sallayacağım. 4 tane sinsi var. Temizlik süresi yetecek mi? Hadi lan, klan kalesine 4 tane dal kavuk gönderdim. Minyon, zehiri yapıştır, görünmezliği yapıştır ve çatır çutur bir 3 yıldız. Deme. Kendi ellerimle kendi mezarımı kazmak istemiyorum deme. Neyse ki var ya, ucuz atlattık ha. Evet, yani o son görünmezlik büyüsünü birazcık kötü kullandım. Bayağı bir kötü kullandım. Bu yüzden neredeyse %99'da kalıyorduk ama neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi. Saldırı numara 1 başarılı. Hiç vakit kaybetmeden ikinci saldırımıza geçeceğiz. Bu sefer yine Blizzard usulüyle ejder saldırısı yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız. Sonrasında da ne yapalım? Bir elektro ejder saldırısı yapmak istiyorum ya. Klasik 8 elektro, 12 balon, 3 öfke. Hatta bunu da mı bir zırt yapsak ya? Ya bunu klasik elektro yapalım. 3 öfke, 4 dondurma, 1 tane de zehir. Pekala. Ordu kalksın. Klan kalesini doldurayım. Güzel bir köy bulayım. Blizzard ejder ile devam ediyoruz. Evet efendim, saldırı numara 2 hem ganimetiyle, özellikle kara iksiriyle mükemmel, hem de ejder saldırısı yapacağız. Şimdi dilim damağım tutuldu. Konuşamıyorum. Neden? Çünkü çok büyük bir hata yaptım. Blizzard yapacağım. Nerede tazın? Kan karır kardeş. Yani şu çaylaklıklardan bir bıkmadın gitti ya. Tazımız yok arkadaşlar. Şu şartlar altında zeplini içerilere sokmak çok ama çok zor olacak. Nasıl bir şey yapabiliriz ya? Gerçi... Tamam, şöyle bir şey yapacağım ben ya. Şuradan 2 tane balon bıraktım. Zeplini gönderiyorum. Şu havanın üstünde 1 adet öfke büyüsü, görünmezlik, patlattım. Bir tane de bomba yedik. Aman diyeyim. Bir tane daha görünmezlik büyüsü kullandım. Bir tane de yaylı tuzağa gitti. Hava savunması gitti. Kaya saçar gitti. 3. görünmezlik büyüsünü kullanıyorum, dev bomba. Aman diyeyim, ne vurdun be. Kraliyet şampiyonu da aldık ama kartal topunu istiyordum senden ya. Kartal topunu vermedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimdi yine temizliğin gerçekleştiği yakın bölgeden hero temizliğine başlayacağım. Şampiyonla kartal topuna ulaşmaya çalışacağım. Ne tarafa doğru gidelim? Şuradan içeri gidebiliriz veya şuradan yukarı gidebiliriz. Tamam, ben şuradan hakkımı kullanmak istiyorum. Kral, kraliçe. Süper duvar kırıcıyı şu noktada kullanalım. İçeriye girsinler. Şampiyonla da ne yapıp edip şu kartal topuna ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Kelle avcım da yok. Açıkçası gerek de yok. Tamam, şöyle yapacağım. 1, 2, 3 tane balon. Neden balon attım okçu kulesine? Çünkü şampiyonu şu bölgeden bırakacağım. Direkt kartal topuna doğru gitmesini istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar. Pekala, beklemedeyim. Şuraya bir tane okçu bırakalım. Ufak ufak temizlik yapsın. Kralın özelliğini bu noktada kullanacağım. Gayet güzel. Kraliçe yine full can özelliğiyle beraber duruyor. Hatta... Kartal topunu alabilir. Şampiyonu farklı bir yerden kullanabiliriz. Ne tarafa doğru gidecek? Vallahi aldı. Çoklu cehenneme mi gitsek? Yok. Şuradan ufak bir temizlik yapmaya başlayalım. 1 dakika 24 saniye süremiz var. O halde ejder saldırısına başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle balonları saldım. Hemen ardından ejderler. Şöyle koridoru kapatıyorum. Merkezde buluşsunlar. Kraliçe özelliğiyle beraber gitti değil mi? Koruyucuyu atmayı unuttum. Sıkıntı değil. Kaya saçar vurdu. Kraliçe özelliğiyle beraber gitti. Bu pek hoş olmadı ya. Şurada şampiyonun özelliğine bastım. Dondur. Görünmezlikle destekle. Tamam, kurtardık. Belediye binasını donduracağız. Bir öfke büyüsü şu noktada kullanabilirim. Beklemedeyim. Şu noktada bir dondurma büyüsü kullanacağım. Geç kaldım. Unicorn hala daha hayatta ama görüyor musunuz? Şu noktada artık koruyucunun özelliğine basmak istiyorum. Bir tane daha öfke önden kullanacağım. Büyücümüz var. Şu noktada temizlik yapsın. Belediye binası da yükseltmedeymiş. Evet, kötü bir savaştı ama yine de 3 yıldız gelecek gibi. Aslında yine hero'larla korkunç değer elde ettik ama hani diyorum ya, tazı balondan çık ejdere, ejderden çık elektroya, elektrodan çık hibrite. Arkadaş bir afallıyorum ben ya. Size de oluyor mu bilmiyorum ama böyle ne yapacağını bilememezlik oluyor. Hani bir orduya alışıyorsun, mekaniklerine alışıyorsun. Birden geçiş yapınca böyle kısa süreli bir bodoslama yaşıyorum ben arkadaşlar. Her neyse, yine 3 yıldızımızı aldık gibi mı acaba? Ganimeti köküne kadar sıyırdık. 4, 3, 2, %99 değil mi? Tabii ki de %99, yani namımız yürüsün efendim. 3 yıldız olsaydı bu kadar sevinmezdim. 8000 kara eksiri cebe atıp işimize gücümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Yıldız bonusu da geldi, şahane. Şimdi elektro ordusu basıyorum. Sonrasında da ne yapalım? Bir tane klasik hibrit saldırısı yapalım mı? Yapamayız, sinsi goblinimiz yok. Şimdi açayım diyeceğim. Tamam, şey iksirimiz varmış ya. Şunu bir basalım da zaten her türlü lazım olacak. Uçan kışlalı binicili klasik hibrit saldırısı da yapacağız arkadaşlar. Pekala. Ordu kalksın, kaleyi doldurayım. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Evet efendim, sırada elektro ejderha spam saldırımız olacak. Bomba gibi bir köy çıktı karşımıza. Belediye binası 14. Pırıl pırıl parlıyor. Kaya saçarlar max. Cehennem kuleleri max. Kartal topu max. Vatandaş hero'ları maxlamış. Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın hemşerim? Kralı 80 yapmış ya. Vallahi helal olsun, basmış para ya. Şaka yapıyorum ha, ciddiye almayın. Yani benim de param olsa ben de basarım. Niye basmayayım? Güzel oyun, seviyorum çünkü. Ama tadında yani. Çimento meselesi malum. Pekala, şimdi vakit kaybetmeyelim. Nasıl bir şey yapacağız? Kartal topuna doğru hero'ları göndermeye çalışacağım. Bunun için efendim şu noktadan bir adet mayın eşiği ve bir elektro temizliğiyle başlamak istiyorum. Sonrasında kral şuradan aşağıya doğru ilerlesin istiyorum. Süper duvar kırıcı almamışız. Çok ciddi sıkıntı çıkmaz. Kraliçeyi şu noktadan sağa süreceğim. Ve elektrolarla şuradan içeriye doğru giriş yapacağız. Şöyle, şu şekilde efendim. Pekala, balonlar. Hemen ardından elektrolar. Koruyucu sahada zeplin alacağım. Hızlı bir şekilde koruyucunun özelliğine bastım. Sağlı sollu bir adet öfke büyüsü kullanacağım. Evet, şampiyonu kartal topuna doğru göndermeyi düşünüyorum. Zeplin usul usul belediye binasına doğru ilerliyor. Tepesinde bir adet öfke büyüsü kullanacağım. Şampiyonun özelliği aktif oldu ama kartal topunu alamayacak. Çok şahane bir savaş olmuyor gibi. Şu noktada bir öfke büyüsü kullanacağız. İskeletler çıktı, oraya dikkat edemedim ya. Hala daha güzel gözüküyoruz. Bir sürü dondurma var. Kullan hemşerim, ne yapacaksın? Eve mi götüreceğim bu dondurmaları? Belediye binası yükseltmedeymiş. Bak, bu bize 3 yıldızı getirebilir ha. Şurayı bir kere daha donduruyorum. Arkadaş elektrolar üstte çok hasar almışlar ya. Hiç hoş bir saldırı olmadı. Hiç hoş bir saldırı olmadı, kabul ediyorum. Berbat bir savaştı. Kullan. Şu noktada bir dondurma büyüsü. Kartal top şimdi vuracak. Bütün elektrolar GG. Hakkın rahmetine kavuşacaklar yani. Şurayı bir kere daha donduracağım. Bari birazcık yüzdeyi arttıralım. %64 nedir ya? %64 nedir hemşerim? Köy sağlamdı falandı filan da ama kötü saldırdım arkadaşlar, kabul ediyorum. Yani canımı acıtan tek bir şey var. 4500 kara eksiri köyde bıraktık ya. İşte ona üzülüyorum yani. Gerisi çok umurumda değil de ganimet kasarken böyle şeyler olması. Ne yapmam gerekiyordu? Önce elektroları bırakıp kralı kraliçeyi sonradan sahaya sürmem gerekiyordu. Evet, sağlık olsun. Şu iksir deposuna da vurabilirsek birazcık bekleyeceğim. Niyetleri yok gibi elektro kardeşlerin ama belki bir ihtimal bir tane vururlar. Hadi lan bir tane lan. Lan bir tane lan. Cık, vurmaz. Aha, vurdu valla. Ölme hasarıyla da iksir deposuna biraz daha hasar vermiş olacağız. Vatandaşın işçisine bak. Kaya saçarı tamir ediyor. %76 2 yıldız. Altın iksiri iyiydi de. Yani %100 yıldız bonusundan da 3-5 kuruş bir şeyler geldi. Akmasa da damlar kıvamında bir ganimeti almış olduk arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir bakalım ganimetimiz ne durumda. Hibrit saldırısı yapacağız. Sonrasında da yeti saldırısı yapalım mı? Atlatmalı. Aynen, bir tane de yeti saldırısı yapacağım. Videoyu o şekilde bitireceğim. Haydi bakalım. Pekala efendim, şimdi sırada klasik uçan kışlalı binicili hibrit saldırımız olacak. Kraliçe yürüyüşlü binici madenci saldırımız olacak. Evet, köydeki kara iksir yok denecek kadar az, zararına gireceğiz ama altın iksiri fena değil. Savunmaları da bayağı iyi durumda. Şimdi kraliçeyi alt taraftan yürüt, hemen ölsün. O yüzden biz ne yapacağız? Alt taraftan yürütmeyeceğiz. Üst taraftan da sıkıntılı. Şuradan bir başlayalım, doğaçlama ilerleyelim. Bakalım ne tarafa doğru gidecek. Balon, hemen ardından şifacılar. Şimdi yön seç bakalım. Kraliçe, iki gözümün çiçeği, kendine bir yön seç. Ona göre senin işini kolaylaştıracağım ben. Üst tarafa gideceksin değil mi? Aa, bak son anda kelek yaptı. Aşağıya mı inecek yukarı? Hala daha kestiremiyorum. Ordu kampına da gidebilir. Depoya veya iksir toplayıcısına da gidebilir. Aşağı gidecek. Tamam. Bebek ejder şu noktada bırakalım. Bir adet süper duvar kırıcı şu noktada çalışacak. Bir tane mayın eşiği. Bu arada 5 tane şifacı unicornla beraber 80 level kraliçenin arkasını iyi koruyacak arkadaşlar. Süper duvar kırıcı tekliği donduruyorum. Kraliçeye öfke büyüsü. Yalnız var ya tertemiz girdik içeriye, var ya mükemmel ilerliyor şu anda. 3. süper duvar kırıcı başarılı, çok mükemmel bir noktada çalıştı. Kraliçe binayı alır mı acaba? Duvarı kırdık ama ilerlemeyecek gibi gözüküyor. Şu noktada kraliçeye bir öfke büyüsü daha atıyorum. Klan kalesi boş herhalde ya. Şu noktadan kralı ve uçan kışlayı bırakıp hemen ardından hibriti sahaya sürüyorum arkadaşlar. Koruyucumuz havadaymış. Onu hemen yere alıyorum. Hemen ardından biniciler. Hızlı bir iyileştirme büyüsüyle merkeze güçlü bir giriş yapıyoruz. Kraliçeye bir tane daha öfke gerek yok gibi. Yalnız kral üst tarafa ilerlemedi. Bu pek hoşuma gitmiyor ya. Askerler sağ tarafa kaçabilirler bu yüzden. Şu noktada ikinci iyileştirme büyüsünü de kullanmak istiyorum. Beklemedeyim. Beklemedeyim. Şampiyonu salmadım. İyi. Tamam şimdi saldım. Sıkıntı yok. Kralın özelliği belediye binasını donduruyorum. Koruyucunun özelliğine tam şu noktada basıyoruz. Binanın tepesinde de yukarıya doğru bir adet öfke büyüsü. Gayet güzel. Gayet güzel. Ve sanıyorum ki bu köy çatır çutur işlenecek arkadaşlar. Şöyle geriye kalan askerlerimizi de sallayalım. Bina inmedi be. Şurayı bir donduracağım. Zehir. Şuradan 5 tane sinsi goblinim var. Üst taraftaki toplayıcılara, madenlere, depolara bırakıyorum. Kelle avcısı. Kraliçenin özelliğiyle şampiyonun özelliğini de Çan Çin Çun klanından Çin Çan Çun'a hediye ediyoruz. Ve böylece güzel bir 3 yıldızla beraber altını, iksiri köyden sömürmüş oluyoruz arkadaşlar. Okçulara at at at. Ya bir tane kaldı yine. Arkadaş çıldıracağım ya. Şimdi o okçu bizim işleri karıştıracak. Aa bak burada duruyor. Sil şunu. Nerede duruyor? Aynen. Süper duvar kırıcıyı yerini işgal etmiş. Şunu bir kaldır. Şimdi sırada final saldırımız olacak arkadaşlar. Yeti saldırısı. Sonrasında ben tazı balonla videonun sonrasında devam edeceğim. Kaleyi dolduralım. Güzel bir köy bulup geliyorum. Final savaşımız. Pekala efendim, karşımızda Island Base çıktı. Ada düzeni yani, Türkçesiyle söyleyeyim. Ganimeti de hiç fena değil. Savunmaları ufak tefek geride kalmış ama yine de buraya saldırımızı gerçekleştireceğiz. İşin sıkıntılı tarafı klan kalemi, uçan kışla ve biniciler aldım. Belediye binası merkezde başıboş duruyor. Bak bu çok fazla hoşuma gitmedi işte. Nasıl bir şey yapabiliriz? Tekli Cehennem Kulesi de o noktada tamam. Süreden yememek için şu noktadan ufak bir koruyucu temizliğiyle işimize gücümüze başlıyoruz efendim. Bir tane mayın eşiği atıyorum şifacılarımıza, güdümlü hava mayını katletmesin diye. Şimdi şu noktadan bir tane de bebek ejder bırakacağım. Koruyucu temizliğine yardımcı olsun. Şu ilk sayı indiği anda ana saldırıya başlamayı düşünüyorum. Hatta ve hatta ne yapabiliriz? Şuradan kralı ve 2 tane cadıyla beraber uçan kışlamızı da sahaya sürebiliriz arkadaşlar. Kralın özelliğini erkenden basacağım ki tekli cehennem kulesi barbarlara kitlensin. Hadi koruyucu ya, tek bir görevin var senin. Haydi. Evet şu anda Pekka'ya kitlendi tekli cehennem kulesi. Ama uçan kışlamdan çıkacak biniciler onun icabına bakacaktır. Haydi biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı koruyucu. Seni bekliyoruz efendim. Seni bekliyoruz. Hadi. Hele şükür. Önden buz golemi, hemen ardından yetiler, hemen ardından atıcılar. Koridor güzel bir şekilde oluştu. Kraliçeyi de şu noktadan sahaya sürüyorum. Binicilerle beraber kraliyet şampiyonunu da gönderiyorum arkadaşlar. Merkezde bir adet öfke büyüsü, binaya doğru da bir atlatma kullanmak istiyorum. Görünmezlik büyümüz de var. Onu da ne için kullanacağız? Şampiyon için kullanabilirim. Şu noktada biraz daha bastım koruyucunun özelliğine. Binanın tepesinde bir adet öfke büyüsü. İkinci atlatma şöyle şu nokta kullanalım. Gayet iyi ilerliyoruz. Şu tekli cehennem kulesini gerek yok dondurmaya. Çok şahane bir savaş oldu ya. Üçledik bile aynen. Çok şahane bir savaş oldu hemşerim. Savunmaları düşüktü ama yine de saldırı stratejisi olarak beni tatmin etti açıkçası. Şurada bir dondurma kullanalım. Şuraya bak. Görünmezlik, dondurma, zehir, dal kabuk, kelle avcısı. Kraliçenin ve şampiyonun özelliğini de vatandaşa hediye ediyoruz ve son saldırımızda 3 yıldızla noktalamış oluyoruz arkadaşlar. Öyle sanıyorum ki yeterli miktarda ganimete ulaştık. 150 bin küsür kara iksirimiz olacak. 5,5 milyon civarı iksir, 7 milyona yakında altın. İşçilerimizi ve hayvan barınağını yükseltmek için yetecek de artacaktır bile. Gayet güzel. Evet %93 bekleyelim, 3 yıldızı alalım. O kadar geldik. Evet kraliçe Koruyucu, şampiyon, full can hayatta. Bir tek kralı feda etmişiz. Heh, o kadar da olacak yani. Pekala, %97, %98, 99, ha gayret, ha gayret, hele şükür. Derler ve giderler. Saldırı faslını kapatıyoruz. Şimdi final yükseltme kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir bakalım. Ordumuzu eğitmemiz gerekiyor. Ne basalım? Şimdi tazı balon basacağım. Ne kadar istiyordu ya? Şöyle bir bakalım. 235.000 iksiri çok az. 3.000 kara iksir. Tamam, tazı balondan devam edelim. Zaten hero basamayacağız. Kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum. İlk olarak şöyle geldim. Hayvan barınağında ne yükseltmeye alacağız dedik? Baykuşu. Baykuşu da basabilirim, lastiği de basabilirim ama benim stratejim şu şekilde: hepsi eşit seviyelerde ilerlesin mümkün olduğunca. Aslında bakacak olursanız şu anda sıra atta. Tek boynuzlu atta, unicorn'da, ama kara iksir çok fark var ya. Bilmiyorum niye böyle yapmışlar bunu. Zor olacak onları basmak. Şu öküzle boynuzlu atı basmak zor olacak bayağı. O yüzden baykuştan devam edeceğim. 140.250. 250'si de var. Düz hesap sevmiyorlar arkadaşlar. Bastım gitti. Baykuşumuz 4. seviyeyi uğurladı. Şimdi ne dedik? Altın deposu basacağız dedik. 1 adet. Klan kalesinde de ganimetim var. Şunları da bir toplamak istiyorum. Gayet güzel. Ne kadar istiyor? 5.100.000. Hiç düşünmeden, sağa sola bakmadan yapıştırdım gitti. Evet, bir depo için 10 gün bekleyeceğiz. 3 günlük ömrümüz var. 2 günü bu oyunda geçiyor. Tamam. Şimdi son işçimiz boşta kaldı. Onunla bir yükseltme yapacağız. Ne basabiliriz? Böyle kritik bir bina basmak istiyorum ama tuzakların, madenlerin, toplayıcıların ötesine geçemeyeceğiz gibi. Bir saniye. Çok güzel. Belediye binasını basabiliyorum arkadaşlar. Bak, onu da yükseltmemiz gerekiyor. Tamam. 7.65 milyon iksir altın kalana kadar elimdeki ganimeti duvarlara aktarabilirim ama hiçbir şey basamıyorum, değil mi? Aynen, duvarlar 1.7 milyon. Şu anda minimumda 11. seviye. Belediye binası, onun sarı duvarları var. Duvar basamıyorum. Başka bir şey de basamıyorum. O zaman mecbur son işçiyle belediye binasını 2. seviyeye yolladım. Gitti hemşerim. Hayırlı uğurlu olsun. Derler ve giderler. Görmüş olduğunuz üzere hesapta yapabilecek çok da fazla bir şeyimiz kalmadı. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.